Merhaba arkadaşlar, bugün Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden bir başarı hikayesiyle beraberiz. Emine Nisa Bozdoğan konuğumuz. Emine hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Emine, 2019 yerleştirme sonuçlarına göre sevgili arkadaşlar eşit ağırlıkta 3174. olarak Ankara Hukuk'a girdi. Şimdi Ham'da 3490, yerleştirmede 3174 yaptı. Diploma notu 92,49. Şimdi bu sıralamaya getiren netleri sizinle paylaşayım. TYT'de 72,75 neti var. Türkçeden 31'e 6, matematikten 29'a 4, fenden 5'e 5, sosyalden de 12'ye 2 net yapmış. AYT'de edebiyat 21'e 2, tarih 6'ya 1, coğrafya 5'e 1, matematik 34'e 3 sevgili arkadaşlar. 64-25'te AYT neti var Emine Nisa'nın. Sevgili Emine, şimdi önce şunu sorayım. Sınav istediğin gibi geçti mi? Sınav, yani TYT istediğim gibi geçmedi ama istediğim sonuç geldiği için yani bu saatten sonra hiçbir keşkem yok. Yani Ankara Hukuk istiyordum, geldi. Evet. Yani sınav iyi geçti, kötü geçti, onun falan hiç bakmadım diyorsun. Aynen öyle. Yani ben ilk tercihimdi, çok istedim yani. İnşallah daha hayırlısı olur, öyle devam edelim. Tebrik ediyorum. Ayrıca teşekkür ediyorum başarı hikayenizin de paylaştığın için. Şimdi ne zaman başladın TYT'ye ya da AYT'ye ya da YKS'ye hepsini birden çalışmaya? Şimdi hepsini birden şöyle hocam, 9-10 tabii ki boş geçti. Yani yazıldan yazılıya herkes gibi, tüm herkes. 11'de ben sayısaldım, yani sayısalcıydım. 11'de baktım hani şöyle bir şey, tıpa giden bir sürü tanıdığım var. Ve tıpa gidecek potansiyelde tıp, yani benim üzerimdeki etiket tıp. Aynen. Ondan sonra baktım. Ben hep diğerlerinden biraz daha farklıydım. Hani konuşma olsun, şey olsun, seviyorum bir şeyler olsun falan. Sonra araştırdım bilmem ne. 11'in 15 tatilinde eşit ağırlık. Dedim benim yolum bu. Dedim ben hukukçu olmalıyım. Böyle karar verdim. Sonra 11'in ikinci döneminde işte matematiği sıkı tuttum. Trigonometri falan vardı. Yazıldan 100 falan alma şeklinde. Matematiği sıkı tuttum. Sonra da yani ama YKS'ye yönelik değildi. Yine yazılı yönelik yani, formatta matematiği sıkı tuttum. Aynen. Ondan sonra yazın başladım. 11'in yazında. 11'in yazında aynen. Neler yaptın? Neler yaptım? TYT matematiği yazın bitirdim. Hani şöyle... ben dershane adına bir tek matematik adına bir yere gittim. Yazın orada bize fotokopiler verdiler. Şu kadar bir fotokopi yazın bitirdim zaten. Ondan sonra bir yayın söylüyoruz. Tabii canım. Supara yayınlarını çözdüm yazın, o da bitti. O şekilde. Şey oldu, şimdi Eylül ayı geldiğinde 12'nin başında bize TYT denemelerine başladıklarında ben sayısalcılardan daha iyi TYT matematik neti getiriyordum. Bir süre sonra hani Ocak falan girmeden ben 30 üstüne sabitledim. Sonra sınava yaklaştığımızda zaten 35 üstüne sabitlemiştim. TYT matematik sayısalcılardan iyi yapıyordum. Ama bunu kesinlikle yaza borçluyum. Yazın yaptığım çalışmalar. Aynen öyle. Çünkü TYT, AYT şöyle bir şey. Bir ay böyle çalışıyorsun, integral, türevi, hani emek harcıyorsun, bir şeyler bitiriyorsun. Ve sonra pratik yapabiliyorsun. Ama TYT'de çok soru tipi görmen lazım. Onun için yazın ben TYT matematiği bitirdim. Sene içi full deneme. Bir de 3-4-5 vardı ama onu bitirmedim. Denemeye çok yoğun. Aynen, süpere yazın bitirdim. 3-4-5'in de problemleri olsun, şey olsun. Onu şey yaptım. Ama işte genel tüm sınavı düşünürsek TYT matematik çok kötü geldi benim için. Yani hani beklediğinden 35 üstü diyorum ve böyle geldi ama üzülmüyorum. Yani. Gene de iyi gelmiş. Yani yazın TYT matematiği bitirdim. Onun haricinde edebiyat 0, coğrafya 0, tarih 0. Tarih 0 değil, tarihe ilgim vardı da coğrafya edebiyatım hem 0'dı çünkü bizim okulumuza gösterilmiyordu 11'de. Ben fen lisesindeydim. Yazında çalışmadım onlara. Dedim şu TYT matematiği bir hallet. Yazın onu hallettikten sonra ben Eylül hatta Ekim'le beraber edebiyat coğrafyaya başladım. Edebiyat coğrafyada da kendime hiç güvenmediğim için çok yüklendim. Hani hiç bilmiyorum ya. Onun için onu çok öyle Ekim'le başladım. Yazın sadece TYT matematiği bitirdim. Anladım. Peki dershaneye gitmiyordun? Yok. Peki okullar başladıktan sonra, okula devam ederken yatılı mı okuyordun? Hayır, evde. Eve geliyordun. Eve geldikten sonra neler yapıyordun? Yani bir günlük çalışma rutinini istiyorum. Hani okuldan eve geldin. Kaçta geliyordun? 4:30-5. Yani aynen 4. 4'te geliyordum. Yani kaçta mesela çalışmaya başlıyordun? Kaç saat çalışıyordun? Ya nasıl hocam, öncelikle ben şunu söyleyeyim size. Ben sınav süreci bitsin istemedim ya. Ben güzel geçirdiğimi düşünüyorum. Şöyle bir şey, hoşuma gidiyordu. Bir de bir hedef koymuşum falan. Bir de ben okuldakilere biraz şey oldum. Bana dediler ki tıpa git falan böyle. Hani şey yapıyordum, 4'te geldim.
5'ten önce oturmuyordum hocam derse. Çünkü zaten okulda da ben şey yapıyordum, bireysel çalışıyordum. Herkes beraber, ben bireysel çalışıyordum. Okulda kesinlikle çalışamıyordum. Soru çözüp sorularımı soruyordum okuldaki hocalara. 5, işte 4'te geldim, 5'te ondan sonra oturuyordum 5'te, akşam yemeğine kadar. Ama şöyle bir şey, akşam yemeği saati bile evden eve, kişiden kişiye, hatta günden güne değişiyor yani. Onun için benim kesin saatlerim, rakamlarım ve şeylerim yoktu. Yok. Soru sayısı, bir de onları hesaplamaya çalıştıkça vaktin gidiyor, strese gidiyorsun. Hiç gereksiz bir şey yani. Aynen. Ben sadece bu hafta şu konu şu kitaptan şeklinde eksiklerimi fark edip denemeler üzerinde öyle ilerledim. Günü demiştiniz işte, okulda ben soru çözüyordum dediğim gibi. Ondan sonra 5'te geliyordum. Bir konuyu hallediyordum her gün böyle. Çünkü benim çok konum vardı. Edebiyat bir sürüydü. 5'te ondan sonra yine 1-2 saatlik bir ara haricinde akşam 11'e kadar falan çalışıyordum. Akşam 11'e kadar çalışıyordun, sonra edemiyordum. Ama uykumdan kesinlikle feragat edemiyordum. Çünkü o zaman öğrendiğimi unutuyormuşum gibi geliyordu. Evet, öyle oluyor. Gibi değil öyle yani. Yani bilmiyorum, yani ben kendi adıma. Uykusuz kaldığın zaman öğrendiklerin kalıcı belleğe aktarılamıyor. Çok net bir bilgi bu. Peki Emine, hani öğrenme sürecin nasıldı yani? Mesela diyorsun ya, bir konuyu bitiriyordun, bir konu, sonra sorusunu çözüyordun. Evet. O konuyu nasıl öğreniyordun? Soru bankı, konu anlatımı mı çalışıyordun, video mu izliyordun? Dersten derse değişiyor. Heh. Şimdi şöyle, tarihi çok birilerine tavsiye verecek kadar bir şey söylemek istemiyorum tarih hakkında. Tamam. Ama edebiyatla coğrafyada ben bir kanalı bitirdim. TTIT videolarını baştan aşağı. Ve hani satılacak derecede çok güzel bir not çıkardım böyle. Çünkü yazarak anlıyordum yani. Onu önce çıkarıyordum. Ondan sonra 3 kaynak. Kolay, orta, zor şeklinde. Çok klasik ama çok verimli olduğunu düşünüyorum. Coğrafyayı o şekilde yaptım. Hani önce videodan, ondan sonra konu anlatımım yoktu benim coğrafyada. O video gerçekten yeterli oluyordu. Sonra işte son 2-3 aya, Ramazan'a falan gittiğimizde harita çalışmalarına başladım. Bu yani harita üzerinden. Çünkü onun da faydası oldu. Yani ben şeye başladığımda, bu yola çıktığımda 11'de dedim ki, iyi 6 soru soruyorlarmış AYT'de de bunun 3'ünü yapsam yeter bana falan diyordum. Çünkü hiç güvenmiyordum kendime. Şu an tüm genel olarak bir yanlışım vardı coğrafyada. Yani o kanaldan izledim zaten en genelinden, yani çok da zor değil bulmak. Peki, diğer sonra derslerden, edebiyattan? Edebiyattan da Palme konu anlatımı var, bu kadar. Evet. Önce ondan konuyu bir tanı. Çünkü ben bilmiyorum. Önce ondan okuyordum, altını çizerek, klasik. Sonra onun testini çözüyordum. Ondan sonra da yanıma iki kitapta konu anlatımından bakarak, hani çünkü genel olarak ezber zaten edebiyat, konu anlatımından bakarak yapıyordum. Ama benim edebiyatta bana çok fark attırdığını düşündüğüm bir şey var. Bir şey yaptım. Bir defter aldım. Şöyle şu boylarda küçük bir defter böyle. Göstereyim. Ondan sonra da bu deftere özet çıkarmadım. Çünkü bizim limit edebiyat var, el kitabı. Evet. Çok faydalı. Onu herkes biliyor zaten. Onda özet var. Ben onu özet çıkarmaya çalışsam tekrar onu yazıyorum gibi olacak. Şey yapıyordum. İlk denemelere, AYT denemelerine başladık. 24 edebiyat sorusu var. Ben 20'sini anlamamışım. Hiçbir şey bilmiyorum. Ondan böyle o soruda bir bilgi vardır. O bilgiyi bilerek yaparsın sen o soruyu. Ve ben o bilgiyi bilmediğim için yapamamışım. O bilgiyi o deftere yazıyordum. Öyle bir bilgilerden oluşan. Sonra şeyi fark ettim. O defterde yine üst üste yapamadığım sorular olmuş. Hep aynı bilgiler. Hani edebiyat çok geniş çünkü onu biraz daraltmak lazım. Ben denemelerden çıktıktan sonra bunu hiç aksatmadım. Her ayet denemesinden sonra o deftere hani eser yazar olur, ondan sonra dönem olur, dönem özelliği olur. O sorunun verdiği bilgiyi yazıp fosforlarla, farklı yazı tipiyle yazarak bir defter oluşturdum. Onu da sürekli okudum. Sınava girerken yine okudum. O defter hani demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum, anladım ama. Anladım, ben anladım. Yani çok faydası oldu. Onun gerçekten çok faydası oldu. Çünkü Namık Kemal iki kere yazdığımı fark ettim. Üçüncüyü yazıyordum. Baktım yine yapamamışım. Sonra dedim artık öğren bunu. Yani değil mi? İşte eksiklerini yediklerini ortaya çıkarmak için. İlla ki ben bunu bilmiyorum, bunu çalışayım diye aklınızda bunu eğer aklınızda tutmaya çalışırsanız, bunun gibi 2-3 tane daha konu çıktığında birilerini mutlaka unutursunuz. Bir de edebiyatta şey yapmıyorlar, hani çok fazla detay sormuyorlar. Genel belli yani çıkacak şeyler. Aynen. Evet, mesela bu sene bir tane ters köşe falan olduk ama belli yani. Edebiyatı o şekilde yaptım. En sonunda çıkmış sorular.
Çıkmış soruları da bayağı böyle üzerine şey, ben üzerine yazıyordum. Hani o konuda 4 şık var, cevap mesela C şıkkı işte diyelim. Diğer şıklarla benim işim yok ama yine de onun eserin kimin yazdığını, ne için yazdığını bilmem ne üzerine dolduruyordum böyle. Çalışıyordun, analiz yapıyordun. Aynen. Yani. O analiz yapıp bir tane soru bankasını öyle doldurmuştum. Limitsi çözdüm yine onlardan, coğrafyadan falan. Coğrafyadan FDD çok güzeldi. Onları çözdüm, limitsi çözdüm. Kaynakları şöyle bir derli toplu söyler misin bize, önereceğin kaynakları? Ya onları not almıştım aslında ben. Coğrafyadan PDD, Yayın Denizi, bunlar güzel. Zaten onlar biraz benziyor. Ondan sonra Limit. Limit'in hepsini çözebilirsiniz zaten bence. O klasik artık, benim dememe gerek yok. Tarihte Yayın Denizi. Bir de ben Delta Kültür'ün bir şeyi vardı. Özet kitabı. O tarihte ondan faydalandım. Yayın Denizi el kitabı vardı yine tarihten bende. Matematik. Matematik sorunu mu? Tabii söyle. Ha tamam. Matematikte AYT Matematik 3, 4, 5, 3D bunları çözdüm. Ondan sonra limit türev integralde çapı çözdüm. Bu kadar galiba. Ha bir de karekök. Bunu nasıl unuturum? Karekökü çözdüm bir de. Karekök son sınava girmeden önce en son limit türev integral ve trigonometri karekökten bitirdim ve ben soru kaçırmadım. Onun etkisi olduğunu düşünüyorum. Peki. Bu kaynakları hakkını vererek güzelce çalış. Soru ya boş soru kalmasın. Yapamamışsan sor yani. Ama hemen de sorma. Önce bir kendi sorun. Ha, yani evet olarak. Öyle bir şey. Peki deneme ne sıklıkta yaptın? Deneme bu konuda okulun hakkını yemeyeceğim. Biz okulumuz durmadan deneme yapıyorlar. Hangi okuldan mezunsun bari? Ben Kadirli Fen Lisesi. Kadirli Fen Lisesi'nde. Evet. Bol denemeye girdin. Evet çünkü bize bol bol deneme yaptılar. Onun etkisi oldu ama ben orada sıralama göremiyordum. Onun için de Töler, Özdebir onların hepsine girdim. Özdebir'in birini kaçırdım galiba sadece. Yani kendimi deneyim, sıralamamı da bileyim. Ya çünkü evet, bizim sayısalcı olduğu için herkes, ben sıralama göremiyordum. Eşit ağırlıktan. Ama okunuyordu yani kaç metin olduğunu biliyorum. Tabii tabii. Peki, bu süreç çok güzel çalışmışsın. Yani akademik süreci çok iyi yönetmişsin. Tekrar tebrik ediyorum seni. Evet. Peki olay psikolojik sürecini nasıl yönettin? Yani psikolojik bir süreç dedin ya, çok seviyordum ben. Söyle. Ya o biraz çok şu an hani inanmayabilirler ama ben o gerçekten öyleydi, tanıyanlar bilir. Ben şeyi seviyordum, ne bileyim. Ben, ders çalışmak. Ya şöyle bir şey var. Çok stres yapıp, bunu birebir gördüm üst dönemlerimden de alt dönemlerimden de. Çok stres yapıp ve bu olayı gözünde çok büyütenler genelde çok daha iyi yapabilecekken yapamadılar. Hani çok stres yapmaya gerek yok. Çünkü şu şekilde gerek yok. Evet o elinizde değil. Ben de ağladım mı? Ağladım. O netleri görünce ağladım yani. Ağlıyorsun. Ama şöyle bir şey. Orada bir sınav var ve seni bekliyor. Yakınmanın bir mantığı yok. Aynen. Hani kalkıp devam etmek zorundasın yani. Aynen öyle. Kalkıp devam etmek zorundasın. Hani denemeden sonra bizim ağlama krizleri olurdu. Denemeden sonra klasik bir böyle. Benim okul soruncusu olmuştum da var TYT'de. Hani onu görünce insan bir yıkılmıyor mu? Yıkılıyor yani. Ama sonra neyi neden yanlış yapmışım? Bu şekilde tekrar tekrar o denemeleri analiz edip ve ben sınavdan önce şöyle 2 yıl denemem vardı TYT. Onları bir baktım böyle. Dedim hani sonra orada şey oldu, sınavdan bir iki hafta önce oluyor bu. Dedi bunu mu yapamamışsın yani? Ha onlara baktım. Evet, yani onlara tekrardan baktım ben. Ama hani dediğim gibi psikolojik süreç şu şekilde, yakınmayın. Çok fazla yakınmanın anlamı yok. Hani kalkıp bir şekilde devam edeceksiniz ve bu süreç geçecek yani. Ve ben şu an netlerimi yazarken çok şey yazdım. Hani neydi ya? Hani kaynakları bile zor hatırladım. Hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor ama yani gelip bitiyor. Aynen. Peki hani tamam, sınav hazırlanma süreci senin için eğlenceli öyle geliyordu sana ya da kendi kafanda öyle kodladın onu. Peki motivasyonunu sağlayan neydi? Yani sürekli ders çalışmanı sağlayan? Ankara Hukuk. Değil mi? Açık ha. Net yani. Ankara Hukuk istiyorum diyordun. Onun için de çalıştın, evet. Çabalın, elinden geleni yaptın. Peki. Bir de ailem ya birazcık. Nedir ailen? Çünkü bana hep şey dediler, hani annem baban sana şey yapmadı mı, hukuk istediğinde veya böyle bir yola girdiğinde karşı çıkmadılar mı? Çünkü bunu yaşayan çok fazla insan var. İstedikleri bölümlere gidemeyen, ailesi olsun, çevresi olsun. Annem bana şey söyledi, bunu hiç unutmuyorum. Ben bunu ilk açıkladım anneme. Dedi ki hayat zaten çok zor, bir de istemediğim bir mesleği yapıp daha da zorlaştırma dedi. Ve beni çok savdular yani sürekli. Bir de ben çok konuşuyordum, geliyordum anlamayacağını biliyorum. İntegralde yanlış yaptım, soruyu anlatıyorum anneme. Diyordum işte annem yapamadı. Sen çok zorlamışsın yalnız. Evet. Sabırlarını ya, onlara evet. Da buradan selam olsun. Yani
var olsunlar. Gerçekten çok büyük destekler. Yani sana bu mesela annenin söylediği şey, yani ne bileyim bilmiyorum, ne kadar rahatlatmıştır seni. Evet. Yani içinde kafanda bir soru işareti kalmamıştır. Daha motive çalışmanı sağlamıştır. Ya biz de mi çalıştığını biliyoruz. Öyle yani, bir algı var. Çok çok önemli. Ya, çok. Peki en çok zorlandığın an, zaman hangisi? 15 tatili boş geçirdim. Ya niye? Şimdi şöyle bir şey var. Siz hocam bir program ayarlamıştınız. Çok evet. Güzeldi ve ben 15 tatilde şeye gitmedim. Çünkü bizim bir kamp kamp var diye bir şey oldu. Orada yine sayısalcılar var. Ben yine dışlandım, gidemedim oraya. Evde o programı yapacağım. Bir hafta yaptım. Çok güzel. Böyle gece 10.30'da TYT denemesi yapıyorum. Evet. Çok iyi gidiyorum falan. Ama sonra devam edemedim. Ya bir hafta da sürmedi hatta, yalan olmasın şimdi. Devam edemedim. 15 tatil bittiğinde, okula geldiğimde herkesin çok mesafe kat ettiğini, benim bu sınavı kaybedeceğimi, çok kötü olduğumu, berbat olduğumu öyle düşündüm. Evet. Yani, 15 tatil, ikinci dönemin başında motivasyonum yerle birdi. Hani çok fazla da çevreme şey yapmadım bunu ama kendi içimde bayağı yıkıldım. Ondan sonra da dedim önümde bir sürü ay var ve şu an o kadar da berbat değilsin, hadi çalış. Şey yani burada mesela bu yılki çektiğim başarı hikayelerinde pek çok arkadaşın hani ara tatilinin çok kritik bir dönem olduğunu ve level atladığını hep söyledim. Evet, şimdi onu söylüyorlar. Sen bence burada biraz yalnız kalmışlığın sıkıntısını yaşadın. Yani fen lisesindesin, eşit ağırlık çalışıyorsun. Hani sen o kampa gitmiş olsaydın, senin için de mesela eşit ağırlıklar için de bir şeyler anlatılan bir yer olsaydı, eminim sen de onu hissederdin. Ya dershaneye de, toplu dershaneye de yazılmadığım için. Ha. Ama ben mesela hafta içerisinde salı ve perşembe günleri şeye giriyordum. Akşam 9'a kadar matematiğe gidiyordum. Onun haricinde hafta sonları hiçbir yere gitmiyordum. Herkes gidiyordu. Hani okulda bizim okul kurslarımız çok verimli geçiyordu. Oraya gidiyorlar falan. Ama ben hafta sonu mesela bir konuyu anlamadım ve tekrar çalışmam gerek. Cumartesi pazara bırakıyordum. Ve ben evde çalışmayı çok seviyordum. Dinlenmedin mi hiç? Nasıl? Yani haftada bir gün... Öyle hocam, bir gün ayırmadım, günü parçaladım. Her gün biraz dinlendim, öyle mi? Ya mesela o gün hiçbir şey yapmadığım gün oldu mu, hiç soru çözmedim, oldu. Ama o günlerde mesela bizim Bahşen diye bir sorun oluyordu, çalışmadım o gün. Ama o gün yatarken oluşturduğum edebiyat defterine baktım. Yani hiçbir şey yapmıyorsam yaptım, harita videosu izledim. Yani her günü... Çünkü vicdan azabı diye bir şey var. Sınav için bir şeyler yaparak evet. Geçirdim diyorsun. Emine çok teşekkür ederim. Ben teşekkür yani, ederim hocam. Yani çok keyifli bir sohbetti. Umarım çok başarılı olursun. Yani, umarım yani bu okulu bitirdiğinde çok çok iyi yerlere gelirsin. İnşallah. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.